Merhaba gençler. Bugün Alsace Loran'ı açıklayacağım size. Alsace Loran'ı duymuşsunuzdur. Testlerde karşınıza çıkmıştır. Sanki Hollywood artisti falan gibi geliyor ilk duyduğunuzda. Ama değil. Hollywood artisti, sanatçı değil. Nedir acaba Alsace Loran? Evet, Alsace Loran bir şehir. Bugün Almanya'da bulunan bir şehir. Almanya'da bulunan bu şehir bizim için neden önemli? Evet, gördüğünüz gibi Alsace-Lorraine Almanya ve Fransa arasında bulunuyor. Tam ortada, ok ile gösterilen yerde. Orada gördüğünüz üzere Alsace-Lorraine kömür havzası, yani kömür madenleri bulunuyor. Bu topraklar Almanya ve Fransa arasında paylaşılamayan bir bölge. Neden peki? Çünkü Almanya'da kıymetli, pardon, Alsace-Lorraine'de kıymetli kömür madenleri bulunuyor ve Almanya bu kömür madenlerini işgal ederek Fransa'dan alıyor. Neden Alsace-Lorraine peki? Çünkü Almanya sanayi devrimini sonradan yakalamaya çalışıyor, ayak uydurmaya çalışıyor, sanayisini kalkındırmaya çalışıyor. Fabrikalarında kullanacağı enerji kaynağına ihtiyacı var. O dönemdeki en önemli enerji kaynağı ise kömür. Kömür en yakın nerede bulunuyor Almanya'ya? Alsace-Lorraine'de. Alsace-Lorraine kimin elinde? Fransa'da. İşte anladınız sanıyorum neden bu iki devlet karşı karşıya geldi. Almanya Alsace-Lorraine'i alarak kömür madenlerini ele geçirmek istiyordu. Bu durum 1. Dünya Savaşı'nın özel sebepleri içerisinde karşımıza çıkıyor. Fransa Almanya'ya daha önce kaptırdığı Alsace-Lorraine'i geri almak istiyor. Ve bu yüzden de savaşa İngiltere'nin yanında İtilaf Devletleri safında katılıyor. Evet, İngiltere, Fransa, Rusya, İtilaf Devletleri biliyorsunuz başlıca İtilaf Devletleri, Almanya ve İtalya'da karşılarındaki güç. Peki nasıl soru çıkabilir bu konuda? Yine hazırladığımız sorumuza bakalım. Yukarıda 1. Dünya Savaşı'nın bazı sebepleri verilmiştir. Bunlardan hangisi veya hangileri doğrudan sanayi devrimi ile ilgilidir? Evet, seçeneklere bakalım. Birinci kısma sıcak denizlere inme politikası. Bu Rusya'ya ait bir politika. Ancak sanayi devriminden önce de Rusya bu politikaya sahipti. Bu politikayı uyguluyordu. Çar deli petro döneminden itibaren. Dolayısıyla bu doğrudan alakalı değil. Panslavizm politikası. Bu da Rusya'nın politikası. Bu da Slav Birliği sağlama. Daha önceki anlatımımızda değinmiştim. Slav Birliği sağlayarak Balkanları ele geçirmek istiyordu. Bu daha çok milliyetçilik fikriyle ilgili. Alsace-Lorraine'i geri alma fikri bu Fransa'nın projesi. Fransa Alsace-Lorraine'i geri alarak sanayi devrimini tamamlamak istiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2. Evet, bu ve buna benzer sorular karşınıza çıkabilir. Alsace-Lorraine'i görünce ilk aklınıza gelmesi gereken şey 1. Dünya Savaşı'nın özel bir sebebi olduğu ve kömür madenlerinin olduğu. Evet, kafanızı karıştıran tarih terimlerini açıklamaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.